Birlikte. Öner Günçal'dı, Profesör Doktor Öner Günçal'dı, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Liberal Demokrat, eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Cem Toker de bizimle birlikte. Hoş geldiniz Cem Toker, günaydın. Hoş bulduk, iyi günler, günaydın. Evet, içimizde siyaseti bilen bunu en iyi okuyabilecek siz olduğunuz için. Cem Toker, buyurun yorumlayın. Olayı tam takip etmedim. Bu Kanun Hükmünde diye bir film. KYK mağduriyetini anlatan bir film olduğunu biliyorum. Jüri üyeleri filme gösterimine destek verdi. Orada bir tartışma çıktı. Fakat filmin gösterimi konusunda ciddi tartışmanın olduğunu biliyorum. Ve Kültür Bakanlığı da biraz önce aktardığım gerekçeleri sunuyor. Ve Altın Portakal Film Festivali'nden çıkıyor. Çıktığını açıklıyor, çekildiğini açıklıyor. Tarihte de daha önce böyle bir şey herhalde 60 yılda görmemişizdir diye biliyorum. Buyurun. Ben de bunu kadarını biliyorum. Tarihimizde daha önce görmediğimiz çok çok her gün bir şeyler yaşıyoruz Cumhuriyet tarihinde. Hı hı. Şaşırmamak lazım. Bu zihniyet totaliter ve otoriter. Bir tane doğru vardır. Bu da iktidarın, Erdoğan'ın doğrusudur. Onun dışındaki her şey aykırıdır, dışlanmalıdır, ötekileştirilmelidir, yasaklanmalıdır. Bunlar yapılırken de hepsine bir siyasi kılıf bulunmalıdır. Ya vatan hainliğidir, ya terör örgütü bağlantısıdır, ya dış güçlerin maşasıdır, şudur budur. Bunlara alıştık. Burası özgürlüklerin rafa kalktığı bir baskı rejimi. Tabii ki her şeye karıştıkları gibi spordan tutun, kültüre, sanata, filme de karışacaklardır. Bunu FETÖ propagandası olarak görüyoruz. 15 Temmuz darbe girişimine, Türk milletinin direnişine saygısızlık olarak görüyoruz şeklinde ifadeler var. Evet, sanat zaten aykırı insanların işidir. Yani herkesin yaptığını yapmak sanat değildir ki, bir farklılık, bir şey, farklı bir şey yaratmak. Bu içinde siyasi mesaj da içerebilir. Katılırsınız, katılmazsınız ama yani heykelden bile tahrik olan bir kafadan bahsediyoruz biz. Yani Avrupa'da da bu böyleydi. Ama yani kültür ve sanata önem vermek şunun için lazım. Devletin burnunu sokmaması şunun için lazım. Dikkat ederseniz Avrupa'nın bütün zenginliği, aydınlanma ve sanayi devrimi Rönesans denilen kültür ve sanat devriminden sonra geldi. Kültür ve sanat hür düşüncenin ifadesidir. Hür düşünceyi, yaratıcılığı serbest bırakmaktır. Ondan sonra aydınlanma geldi. Hür düşünce serbest bırakılınca da icatlar başladı. İşte astroloji sayesinde uzay bilimleri, o başladı, bu başladı. Ve Avrupa bu şekilde bir sanayi devrimi yaşayarak dünyanın bilhassa Orta Doğu'ya ve Asya'ya fark atmaya başladı. Bir de son olarak şunu söyleyeyim. Kültür Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı diye bu ülkenin bir ihtiyacı yoktur. Kapatılmalıdır. Devletin kültürü olmaz. Milletin kültürü olur. Ha, Kültür Bakanlığı gibi bir kurum olacaksa daha küçük çapta, bu sadece proje bazında fon sağlayan bir kurum olmalıdır. Türkiye'nin turizmini Turizm Bakanlığı dünya çapında seviyeye getirmemiştir. Özel teşebbüs getirmiştir. 70'lerde Ege sahilleri, Akdeniz sahilleri harabeydi. Köydü, kasabaydı. Ama devletin bütün yapması gereken şey her sektörde özel sektörün önünü açıp onun yaratıcılığına, girişimciliğine bırakmasıdır. Belki vergi politikalarıyla teşvik etmesidir. Bürokrasiyi ortadan kaldırarak teşvik etmesidir. Gerisini de özel sektör zaten yapar. Bodrum'u devlet yapmadı Bodrum. Antalya'yı, Alanya'yı devlet dünya çapında turizm merkezi yapmadı. Özel sektörün rekabetçi gücü, yatırımcılık hırsı, hırsı yaptı. Onun için Kültür Bakanlığı da aynı şekilde. Devletin tiyatrosu olmamalı. Devlet fon ayıracaksa kültüre, özel tiyatrolara destek olmalı. Onları sübvanse etmeli ki insanlar özgürce oyunlar, tiyatrolar, işte operalar, neler oynayacaklarsa oynasınlar. Devletin tiyatrosunda sadece bu kafa, devletin dayattığı oyunlar oynanır.
O yüzden ben çok farklı bakıyorum. Kültür Bakanlığı çekildiyse çekildi, isabet etmiş. Ve kültürün, turizmin her alanından elini çeksin. En doğrusu budur Türkiye için. Peki, teşekkür ediyorum. Buyurun. Özür dilerim, sözünüzü kestim. Ben devlet veya belediye sanata 5 kuruş ayırmasın demiyorum. Bir fiil sanatı icra etmek yerine yapacak mesela üniversite senfoni orkestralarını sübvanse ederek gençlerin, öğrencilerin o sanattan faydalanmasını. Yani devlet senfoni orkestrası, cumhurbaşkanlığı filarmoni orkestrası falan yerine bunları yapanları destekleyerek özgür, ben desteklemesin demiyorum. Ama bir fiil kendi... Evet. Yani şeyde Büyükerşen de aynısını yapabilir. Eskişehir'de üniversiteler var. Orada eminim müzik bölümleri var. Yani kendi belediye orkestrasını, operasını bilmem nesini kuracağına, onların kurduklarına kaynak aktarsın, destek olsun. Benim önerim bu şey. Para daha verimli kullanılır o zaman. Özür dilerim, lafınızı böldüm. Gençler için çok fazla değil mi? Ne dersiniz? Çok fazla ama her şeyi devletten bekleyen toplumlarda vergiler yüksek olur. Devlet büyüdükçe bizim cüzdan küçülür, cepteki para azalır. Böyle bir dünya yok. Hem kamu deyip, bakın az önce de örneği verildi. Mesela kamu kampları. Mesela Anadolu'da turizmin gelişmemesinin, otelciliğin ancak son yıllarda gelişmesinin bir nedeni var. Devletin misafirhaneleri, polis evi, öğretmen evi, efendim hakim savcı evi, onun bilmem ne bakanlığı misafirhanesi, taşradan bahsediyorum. O illerde kaliteli otelciliğin gelişmemesine neden olmuştur. Dolayısıyla turizmin gelişmemesine neden olmuştur. Ben yine şunu iddia ediyorum, bırak adam oteli yapsın ama sen memurun bilmem ne geçici göreve gittiği zaman ver parayı, o otelde kalsın. İlla misafirhanede yapılmasın. Yüksek vergi kalmasın. Yüksek vergiye gelince dediğim gibi hem bedava eğitim olsun, bedava sağlık olsun ama eğitimin en kalitelisi olsun. Sağlığın en kalitelisi olsun. Telefonu açtığım zaman yarın istediğim devlet hastanesinde istediğim doktordan randevuyu alabileyim. Emekli maaşım yüksek olsun, sosyal güvencem iyi olsun. Her şeyi devlet yapsın, onun bakanlığı kurulsun, bunun bakanlığı kurulsun. Öyle bir toplumda yaşıyoruz ki devletin yeni, mesela örnek vereyim 2015'ten 120 bin geçici fidan dikici aldı bu hükümet. Dikkat edin rakama, 120 bin 3 stadyum dolusu insanı geçici fidan dikici statüsünde işe aldı. Sonra da tabii ki hiçbir şey geçici değildir devlet yönetiminde. Kalıcı oldular. 5 milyon kamu çalışanına vergi, üstüne sosyal devlet, üstüne devletin operası da olsun, senfonisi de olsun, balesi de olsun, konservatuarı da olsun. Olsun. Devletten istemek kolay. Ondan sonra vergiler niye yüksek diye ağlamak tutarlılık olmuyor. Demin onu dedim. Şu Kültür Bakanlığı'nın yaptığı işleri siz özel sektöre, beyefendi çok güzel Öner Bey örneklerini verdi. Bugün kültür ve sanata sosyal sorumluluk çerçevesinde büyük holdingler mi daha çok sahip çıkmaktadır? Ankara'nın Hantal Kültür Bakanlığı mı daha çok sahip çıkmaktadır? İstanbul'da bütün holdinglerin müzeleri var, gidin görün. Ama Öner Hoca orada hakkaniyet dedi. Sadece birileriyle paylaşım biraz haksızlık oluyor. Gelişimi de engelliyor. Müzede neyi birileriyle paylaşıyorsunuz anlamadım. Bu kamunun destekleri ve gücü çok önemli. Kamudan yani destek almakla büyümek arasında çok ciddi bir paralellik yok mu? Bakın, herkes mi zengin oluyor yani? Anlamıyorum. Müzeyle, sanatla neyin alakası? Yok, biraz önce turizm dediniz ya, tesisleri bırakın yapılsın diye. Bu da hakkaniyetli yapılsın diyorum ben de. Turizmde teşvikten bahsediyorsanız en güzel teşvik vergi indirimidir. Belli bölgeleri kalkındırmak istiyorsanız
yatırım istiyorsanız oraya o yatırımı, turizm yatırımı yapacak özel sektöre belli bir süre vergi muafiyeti getirirsiniz. En iyi teşvik odur. Çalışanlarından vergi almazsınız. En iyi teşvik odur. Yoksa bu bize yandaş, buna teşvik verelim. Gitsin orada oteli yapsın. Başkasına teşvik vermeyelim. O orada tekel olsun, parayı götürsün. Her yer teşvik bina olsun. Rant bir yerde varsa her bina orada olsun. Başka yer gelişmesin. O da olabilir. Yani bunu siyasete bıraktığınız zaman bu tür suistimallere açıksınız. Evet. Ama yüksek vergiye gelince tekrar ediyorum. Bizim kültürümüzde devlet baba. Devlet onu da yapsın, bunu da yapsın. Bugün gençlerde bile o var maalesef. İşte bak yeni bir bakanlık, işte CHP iktidara gelseydi esnaf bakanlığı kuruyordu, deprem bakanlığı kuruyordu. Her geçen kanun, bakın meclis neyle övünür? Yasama yılı bittiği zaman meclis başkanı çıkar. Çok çalıştık, bu sene bilmem kaç yüz yasa çıkardık. Türk milleti biliyor mu? Her yasa, çıkan yasanın uygulanması lazım. Kim uygulayacak onu? Devletin memurları uygulayacak, değil mi? Müfettişleri, polisleri, osu busu uygulayacak. Çıkardığınız her yasa vergi veren insanlara yüktür. Çünkü uygulayacağınız zaman personele müdür, genel müdür, bina, makam aracı, osu busu derken devlet böyle büyüdü Türkiye'de. 5 milyon kamu çalışanla vergi mi yetişir ya? Devlet müjde. Belki siz de atıyorsunuz öyle manşetler. Devlet 50 bin kişi daha işe alacak. Bunun neresi müjde? Bu kara haber ya. Daha yüksek vergi demek. Demek istediğim devletin bazı işlerini vakıflara, özel sektöre, üniversiteye, akademiye, şeylere, belediyelere devrettiğiniz zaman belki hizmeti daha kaliteli, daha ucuza götürebilirsiniz. Daha ucuza, daha kaliteli hizmet götürmek demek daha az vergiye ihtiyaç duyması demektir Ankara'nın. Tabii şeyi ayrı bir kenara koyuyorum. O bu iktidarın eseri, itibardan tasarruf olmaz kafası apayrı bir şey. Ama Sayıştay raporları mesela, ya öyle bir zihniyet yönetiyor ki Türkiye'yi, bakın Sayıştay raporları meclise gelirse duman oluruz, dumanımızı attırırlar diyen zamanın milletvekili var. Sonra bakan yaptılar bu adamı. Bu zihniyete tepki verilmezse, Sayıştay raporu nedir? Şu ekranda gördüğünüz herkesin verdiği verginin, 80 milyonun verdiği verginin devlet nereye harcadı, nasıl harcadı, kaç para harcadı, verimli harcadı mı? Yani bizim adımıza ya bir nevi yargı erki verdiğimiz vergilerin israf edilip edilmediğini, nereye kullanıldığını denetliyor. Ya Sayıştay raporlarına sansür getirmeyi konuştular. Sizin programda hep demiyor muyuz? Medeniyetin kuruluşunun temel nedeni verginin hesabını sormaktır. Verginin hesabının verilmesidir. Bugün benden bir arkadaşım 1.000 lira borç istese derim ki nereye harcayacaksın, ne zaman geri vereceksin kardeşim? Ama biz devlete veriyoruz. Bakın Anayasa Mahkemesi bugün toplanıp karar verecekmiş. Evet, bakalım, ek motor taşıtlar vergisi. Bakalım bireyi, sokaktaki adamı, vatandaşın alın terinin yönünde onu korumak için mi karar verecek? Yoksa koskoca Türkiye Cumhuriyeti devletini korumak için mi? Benim bildiğim anayasalar bireyi devletten korumak için vardır. Bugün Erdoğan'a ikinci defa bu vergiyi toplayabilirsin kararı verirse, o zaman yarın üçüncü defa da toplayabilirsin. Tabii. Dördüncü defa da toplayabilirsin. Kafana göre takıl demek kararı verecektir bu Anayasa Mahkemesi. Onun için vergi bilin, hepsinin programda bir iki kere daha söyledim. Vergi bilincini yerleştirmemiz lazım. İlkokulu, öyle binalara vergilendirilmiş kazanç kutsaldır, mutsaldır, bunlar hikaye. Onları kaldıracaksınız oradan. Önce hesap verilebilirlik. Ne diyor Erdoğan? Deprem parasını nereye harcadıysak harcadık diyor. Hesap verecek zamanımız yok. Bu kültüre oy veren, bu zihniyete oy veren seçmenden ben de olsam vergiyi 3 kere de alırım, 4 kere de alırım. Cebinde 5 kuruş da bırakmam. Ya öyle ya böyle.
Turgay Hocam, yorumları dinlediniz. Biz şahane. Sizinle vergiyi konuşmuştuk. Ekleyeceğiniz varsa kısaca alabilirim. Ekleyeceğim var. Çok sonra çok güzel şeyler söyledi Cem Bey. Cem Bey, belki bilmiyorsunuz, ben vergiyle ilgili bir sivil toplum örgütünün başkanıyım. Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği. Hocam bu halimiz ne bizim? Birçok şeyi. Hocam efendim, derneği. Bugün duyduğum duyacağım en güzel şeyi duydum Turgay Bey. Teşekkür ederim. Yani şimdi Öner Hocam, bir cümle söyleyebilir miyim Ebru Hanım? Tabii dinliyorum. Turgay Bey, tebrik ederim. Ben bilmiyordum böyle bir kurumun başında olduğunuzu. Yalnız iki noktaya değinmek isterim. Ben yıllardır, hatta 2011, 12 sene önce TRT konuşmamda zannediyorum, vatandaşın vergi bilincini arttırmamız için bu afaki geliyor ama ben bunun da uygulanabilir olduğuna inanıyorum. Hele bugünkü teknoloji çağında. Hiç olmazsa denemek için 6 ay kamuda veya özelde çalışan vatandaşın vergisini, maaşını kesintisiz bürüt verelim, nakit. 15 bin lira mı, 30 bin lira mı sayalım. Bir hafta cebinde gezdirsin. Ondan sonra gitsin vergi dairesine, bankaya, neredeyse. O kesintileri cepten öde ki hissetsin, anlasın. Bir ay önce bu programda sordum ben. Bürüt maaşını bilen var mı? Bilen yok, çıkmıyor. Bir milletvekiline sordum, o bile bilmiyor. Biliyor musunuz bürüt maaşını? Ama mangalda kül bırakmıyor. Verginin hesabını soralım. Vergi şu, bu, devletin israfı. Peki bürüt maaşını ne diyorum? Bilmiyorum diyor. Herkes net maaşa odaklanıyor. Birincisi bu. İkincisi, maaşından ne kadarını vergi olarak verdiğini farkında değil. Onu işveren yükü olarak görüyor ama o senin maaşının daha artmamasına neden oluyor. Aynen öyle. Şimdi bu bilince erişen adam yepyeni kaldırım yenilenirken yerel seçimlerden önce tepkisini koyar. Daha farklı koyar. Orada devletin parası harcanmıyor, israf edilmiyor. Milletin vergisi israf ediliyor. İkinci nokta, hemen kesiyorum, fazla vakit almayayım. Dediğiniz çok doğru. Vergiyi tabana yayalım. Yaydık. Vergi mükellefi sayısını ikiye çıkardık. Kasaya giren para inanılmaz arttı. Bugünkü Türkiye'nin sokaktaki adam olsun, devletin en üst yönetimi olsun, kasaya para girdiği, arttığı zaman siz zannediyor musunuz ki vergileri indirelim, ya işte ihtiyacımızdan fazla para topladık diyecekler? Hayır. O paraları harcamak için ertesi gün kanun teklifi verilecek. Devlet şunu da yapsın, şu kurumu da kursun, bunu da regüle etsin, bunu da uygulasın diye. Onun için bu devletçilik zihniyetinin önüne geçmemiz lazım. 2000 yılında George Bush geldi Amerika'da başkan oldu. Ne yaptı biliyor musunuz? Her Amerikalıya 300 dolarlık çek gönderdi. Niye biliyor musunuz? Clinton'dan 800 milyar dolar bütçe fazlamız oluştu dedi. Bu para sizindi dedi. Vergilerinizdi dedi. Onun için sahibine geri veriyorum parayı diye 300 milyon Amerikalı'ya 300'er dolarlık çek gönderdi. Orada da bir kafa var. Demokratlar yok, bu para dursun, sosyal şeyleri harcayalım, bunu harcayalım derken cumhuriyetçiler hayır dediler. Bu para milletin, millete geri gönderiyoruz. Böyle bir zihniyeti Türkiye'de hayalini bile kuramazsınız. Onu demek istedim. Teşekkür ederim. Kuramaz, buyurun. Ebru Hanım, bekledikleri para 32 milyar lira mı? Evet. 32 milyar lira yaklaşık ne ediyor? 1.2 milyar dolar. Sene 2023. Hocam bütçe açığı 382 milyar lira. Deprem felaketini gerekçe gösteriyor. Biliyorum. Şimdi 10 sene öncesine gidelim. Hemen hemen aynı rakam. 1.5 milyar dolar için dönemin bakanı bu makam aracı, şatafatı ve saltanatı bizim için çerez parasıdır diyordu. O kafa bizi bugün 10 sene sonra, aynı bakan, 32 milyar lira, 1.2 milyar lira toplamak için yasaları da ihlal ediyor, anayasayı da ihlal ediyor. Vergi kavramını da ihlal ediyor. Yani hep diyorum ya, bir gecede gelmedik. Bizi bu kafa bugünlere böyle getirdi. Bakın, Financial Times dediniz az önce.
O makalede ne diyor? Mismanagement. Erdoğan'ın mismanagement. Ne demek? Kötü yönetim. Yanlış yönetim. Nelere mal oldu diyor o şeyde. Şimdi niye konuşuyoruz emekli maaşını, ilave vergileri, bütçe açığını? Tabii. Ne diyor aynı makalede? Erdoğan ne yaptı diyor? Üç şeye neden oldu diyor. Türkiye'nin döviz rezervini bitirdi diyor politikalarıyla, yanlış politikalarıyla. Başka ne yaptı diyor? Yabancı yatırımcıyı kaçırdı diyor. Üçüncüsünde de enflasyonu patlattı diyor. Şimdi de oradan U dönüşüne uğraşılıyor diyor. Vatandaşı kim düşünecek diyorsunuz? Vatandaşı herkes seçimden önce düşünüyordu. Vatandaş hak etmediklerini alıyordu bu ekonomik ortamda. Popülist seçim ekonomisiyle. Her şeyin bir bedeli var dünyada. Şimdi seçimden sonra o bedel ödeniyor. Anayasa Mahkemesi'ne gelince herhalde Anayasa Mahkemesi yargıçları anayasa mahkemelerinin neden kurulduğunu demokratik rejimlerde yargı erkinin asli görevinin ne olduğunu umarım biliyorlardır ve ona göre karar verirler. Yargı erki despotlaşmış, kontrolden çıkmış, denetlenemeyen, gücünü kötüye kullanan, yozlaşmış bir yürütme erki, yani yönetim, kabine, bakanlar kurulu, Erdoğan başkanlığı. Onların bu gücünü kötüye kullanmasını önlemek, vatandaşı korumak için, vatandaşın sığınağıdır yargı erki. Devletin, hükümetin yaptığı yanlış uygulamalar, kanunsuzluklar geri çevrilsin diye. Bakalım bugün o yargı erki, kuvvetler ayrımı işte al yargı erki, oraya sığındı vatandaş, koru benim cebimi diye, gelirimi diye, bu kanunsuzluğa karşı diye. O bakalım ne şekilde karar verecek. Erdoğan dedi ki, kendi milletvekilleri, kendi seçtiği milletvekilleri torba yasada evet dediler. Erdoğan dedi ki ya ben bu uygulamayı doğru bulmuyorum dedi. Şimdi iki açıdan bakabiliriz. Ya Erdoğan böyle dedi, Anayasa Mahkemesi de Erdoğan böyle dedi diye karar verebilir. İptal ettim diyebilir. Ya da şöyle bir şey olabilir. Erdoğan ya Anayasa Mahkemesi, yani şöyle bir mesaj gönderdi Anayasa Mahkemesi'ne, iptal edin. Ama belki de Anayasa Mahkemesi iptal etmeyecek bugün. Erdoğan da çıkacak diyecek ki, hani yargı bana bağımlıydı, alın size bağımsız yargı işte. Bağımsız Anayasa Mahkemesi böyle karar verdi. Yargıya saygı duyun. Her iki şey, burası Türkiye. Önünüzü göremezsiniz, kestiremezsiniz. Bakın faiz toplantısı oluyor. Yani dünyanın Türkiye dışında her ülkesinde enflasyon varsa herhalde faiz arttırılır diyorsunuz. Türkiye'de dünya çapında enflasyon oluyor. Ama bilmiyoruz faizi arttırır mı, sabit mi tutar, düşürür mü, ne olacak? Ne kadar arttırır bilmiyoruz. Ne hukukta öngörülebilirlik var, ne ekonomide öngörülebilirlik var. Onun için de burada emekli maaşı 7500 mi olur, 8000 mi olur, 10000 mi olur? Bunları 3 sene, 5 sene, 2028'e kadar tartışıp duracağız. Onun için şu o makaleden bir şey daha söyleyeyim ben size. Financial Times'daki siz, makaleden. Siz Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in verdiği röportajdan değil, yayınlanan daha önceki makaleden bahsediyorsunuz. Doğru mu anladım? Hayır, dün okudum. Yani şey toplantıdan sonra yabancılarla, yabancılarla yapılan toplantı sonrasındaki değerlendirme diyorsunuz. Değerlendirme makalesi Financial Times'da çıktı. Tamam. Şeyin işi de garanti değil diyor Merkez Bankası Başkanı'nın. Çünkü Erdoğan diyor ne yapacağı belli değil. Çünkü İstanbul, Ankara'da seçimler geliyor diyor. Şey yerel seçimlerden bahsediyor. Bu faizler diyor enflasyonun üstüne çıkana kadar arttırılması lazım. Ama bu siyaseten Erdoğan'ın işine gelmeyebilir. Bu ne adı Gaye Erkan da Merkez Bankası Başkanı da kapının önüne koyulabilir yakın bir gelecekte diyor. Sacked, paketlenir kelimesi kullanıyor makalede. Onun için şimdi yabancı da onun için henüz güvenmiyor diyor Erdoğan'a. Onun için daha çok bekleriz biz yabancı yatırımcının gelmesini, rahatlamayı, dövizin sabitlenmesi veya istikrara kavuşması falan. Yani bu makaleyi değerlendirdiğiniz zaman ben hala bir Türkiye'ye güvenle bir yatırımcı gelecek ama olumlu şeyler de söylüyor.
bazı büyük şeyler, şirketler yurt dışından kredi bulabiliyorlar. CDS biraz daha düştü diyor falan filan. Hani bu bir olumlu hava oldu Mehmet Şimşek'in gelişi ama hala diyor belirsizlikler var. Ama bugünlere gelmemizin nedeni Erdoğan'ın ekonomi bilimiyle inatlaşmasıdır. Bir şey daha söyleyeyim size. Hani yatırım gelmez falan. Hemen hemen her programda kara para aklamada gri listeden bahsediyorum. Şimdi Şimşek istediği kadar sunum yapsın. Dün ne yayınlandı? Ama zaten geleneksel olmayan ekonomi politikalarından dönüyoruz diye bir kez daha ilk göreve geldiğinde rasyonele döneceğiz derken şimdi yine vurguluyor. Ben başka bir şeye bağlayacağım. Buyurun dinliyorum. Organize suç endeksinde Avrupa birincisi olan ülkeye Avrupalı parasını getirir mi? Hayır. İstediği kadar anlatsın bana. Konvansiyonel şeye geçtik. İşte yanlışlardan dönüyoruz. Sabır şey artıyor. Olumlu hava esiyor falan filan. Organize suç endeksinde birinci olan, Avrupa birincisi olan ülkeye para gelir mi? Dünyada 14. organize suç endeksinde 14. olan ülkeye yabancı parasını getirir mi? Önce bir bakar. Üstteki 13 ülke kim? Baktığınız zaman tüyleriniz zaten diken diken evet, oluyor. Evet, baktım ben hiç söylemedim bile yani. Aynı şeyi düşünüyordum. Ya söylemeye şimdi gerek yok. Komşularımız korkulukta. Ya. 13 ülkeyi görmeyin yani zaten. Gazası mübarek olsun. Bekleriz. Sabır, sabır. De miyiz? Ben anlamıyorum. Cem Toker. Evet, normaldeyiz. Yani bizi bugünlere taşıyan ekonominin sorumluları, biri eski Merkez Bankası Başkanı alındı. BDDK Başkanı. Oraya ödüllendirildi. Eski bakan milletvekili yapıldı. Az önce liyakattan falan bahsediyordunuz. Ekonomiyle ilgili dedik ki neydi? Organize suç muydu? Küresel suç endeksinde Avrupa birincisi olan ülkede herhalde bu işin sorumlusu suçla mücadele eden İçişleri Bakanı'dır. O da milletvekili yapılarak ödüllendirildi. 7 sene liyakattan bahsediyorsunuz. Hayatımda bir tane olsun güvenlik makalesi okumadım diyen adam İçişleri Bakanı yapıldı ve 7 sene o görevde tutuldu. Bu 7 senenin sonunda da suç endeksinde niye Avrupa birincisi olduk diye tartışıyoruz. Niyesi belli. Daha da belli olacak bu gidişatla. Şeylerden bahsediyoruz. Hazine garantili yatırımlardan, işlerden. Tabii. Kamu özel işbirliği falan. Hangi ülkede tartışıyoruz bunu? Kamu ihale yasasının 200 kere değiştiği ülkede bahsediyoruz bunu. Yani bu ihaleler verilmeden önce kamu ihale yasası nasıl değişti, hangi maddeleri değişti, bundan kim yararlandı falan, bunlara bakacak ne bir yargı var, ne bir muhalefet var, ne bir Sayıştay var. Baksa bulsa ne olacak? Hani bu ihaleye fesat karıştırılmış, multimilyar dolarlık bu ihaleye fesat karıştırılmış dese bir kurum, kim ne yapabilir? Kim ne yapabilir? Sorumlusu da bu adamdır diye isim verse o rapor, o adama kim ne yapabilir? Hiç kimse. Bu ülke, bu ülkenin ekonomisini konuşuyoruz sabahtan beri. Ya güreşçinin kamu bankası yönetim kurulu... Tam